Arkadaşlar, Finansal Yönetim 2 dersiyle ilgili program dizisinin 7'sinde sizlerleyiz. Bu programda finansal krizler ve işletme başarısızlıkları konusunu ele alacağız. Krizler işletmelerin finansal yapısı üzerinde etkiler yaratır. Aynı zamanda işletmelerin piyasa değerleri, kapasite kullanımları ve yatırımlarında da bazı olumsuz etkiler ortaya çıkarır. Birçok işletme başarılı bir şekilde çalışarak uzun yıllar faaliyetlerini sürdürüp kurumsal kimliklerini kazanırlar. Bazı işletmeler ise faaliyetlerine son vermek zorunda kalabilirler. Başarısızlığa uğramış bir işletmenin finansal yapısını düzeltmek amacıyla alınabilecek önlem, işletmenin içinde bulunduğu finansal güçlüğün derecesine göre farklılık gösterir. Alınan tüm önlemlere karşın işletme sağlıklı bir yapıya kavuşarak varlığını sürdüremiyorsa İşletme tasfiye yolunu seçmek zorunda kalabilir. İşte bu nedenle program süresince finansal kriz kavramı ve türleri, krizlerin işletmeler üzerindeki etkileri, işletme başarısızlıkları ve işletmenin finansal durumunu güçlendirmek için alınabilecek önlemler üzerinde duracağız. İlk olarak finansal kriz kavramı ve türlerini açıklayarak başlayalım. Herhangi bir durumu kriz olarak adlandırabilmek için krizin temel unsurları ya da özelliklerinin bilinmesinde yarar vardır. Krizin en önemli özelliği önceden tahmin edilemeyen ya da bilinemeyen olumsuz gelişmelerin bir anda ortaya çıkmasıdır. Ayrıca kriz kişiler ve organizasyonlar için hem bir tehlike ve tehdit oluşturur hem de yeni fırsatlar yaratır. Bu anlamda kriz genellikle düşünüldüğü gibi tamamen negatif özellikle bir kavram değildir. Krizler kısa ya da uzun süreli olabilirler. Krizlerin organizasyonlar üzerindeki etkisinin kısa ya da uzun sürmesi, organizasyonun krize karşı koyabilecek tedbirleri zamanında alıp almamasına ve bunları uygulamasına bağlıdır. Krizlerin bir diğer başlıca özelliği de bulaşıcılıktır. Kısaca söylemek gerekirse kriz kavramının unsurları ve özellikleri bir anda ortaya çıkması, tehlike, tehdit ya da yeni fırsatlar yaratması, kısa ya da uzun süreli olması, bir alanda ortaya çıkan krizin başka bir alana sıçraması yani başka alanlara bulaşmasıdır. Gelelim krizi tanımlamak konusuna. Kriz herhangi bir mal, hizmet, faktör veya döviz piyasasındaki fiyat veya miktarlarda kabul edilebilir bir değişme sınırının dışında gerçekleşen dalgalanmalardır. Finansal krizler, finansal piyasalardaki şiddetli dalgalanmaları, döviz ve hisse senetlerinde beklenmedik hareketleri ve bankacılık sistemindeki güven sorunlarını içerir. Bu nedenle de finansal krizler, döviz krizleri, sistemik finansal krizler, dış borç krizi ve bankacılık krizleri olarak ortaya çıkar. Döviz krizi bir ulusal paranın diğer paralar karşısında beklentilerin aksine aşırı değer kaybetmesidir. Sistemik finansal krizler, finansal sistemde ortaya çıkan sistemin tamamını etkileyen ve önemli işlevleri kesintiye uğratan şoklardır. Dış borç krizi, kamu veya özel kesimin dış borcunu ödeyememesinden kaynaklanır. Bankacılık krizleri ise finansal sisteme ve devamında bankalara duyulan güven azalmasına bağlı olarak tasarruf sahiplerinin mevduatlarını erken çekmek istemeleri sonucunda ortaya çıkar. Bankaların faiz ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak aktif ve pasiflerinde sorunlar yaşamaları krizleri büyütür. Döviz ve faiz oranları bankacılık krizine sebep olabilirken bankacılık krizleri de finansal sistemi derinden etkileyen krizlere dönüşebilir. Finansal piyasalarda yer alan tarafların birbirlerinden farklı bilgi düzeylerine sahip olmaları asimetrik bilgi sorunu yaratır. Bu durum taraflar arası yapılan sözleşmelerde ahlaki riskler ortaya çıkabilir. Finansal piyasalarda ters seçimin ve ahlaki tehlikenin önemli ölçüde kötüleşmesine yol açarak finansal krize neden olan faktörler faiz oranlarındaki artışlar, menkul kıymet fiyatlarında yaşanan düşüşler, belirsizliğin artması, bankalarda güven sorunu, toplam fiyat seviyesinde beklenmedik düşüşler şeklinde sıralanabilir. Dünyada yaşanan başlıca finansal krizler 1929 krizi yani büyük buhran, 1994 Meksika krizi, Uzak Doğu Asya krizi, Brezilya krizi, Arjantin krizi, Rusya krizi, 2008 global krizi şeklinde sıralanabilir. Türkiye'de yaşanan başlıca finansal krizler ise 24 Ocak 1980 kararları, 1994 krizi, 2001 krizi şeklindedir. Burada sıraladığımız krizlerle ilgili detayları ders kitaplarınızda bulabilirsiniz. Bu kısa hatırlatmadan sonra şimdi de krizlerin işletmeler üzerindeki etkilerine değinelim. Yaşanan krizler işletmelerin finansal durumlarını, piyasa değerlerini ve olası yatırım kararları yakından etkiler. İşletmelerin krizlere karşı daha duyarlı olmalarının nedeni öz kaynaklarının yetersiz olması ve çok kısa vadeli kaynaklarla faaliyetlerini sürdürmeleridir. İşletmelerde bulunan yabancı kaynakların faiz oranlarının yükselmesine bağlı olarak maliyetler artar ve kısa vadeli kaynakların oranı yükselir. Buna bağlı olarak net işletme sermayesinde düşüşler yaşanır. Likidite sorunları baş gösterir. İşletmelerde borçlarını ödeyememe durumu ortaya çıkar ve alacaklılar tedirginlik yaşamaya başlar. İşletmelerin finansman giderleri artar, uygun maliyetle yeni kaynak bulunması zorlaşır. Özellikle devir hızlarında yaşanan problemler işletmelerin etkinlik seviyelerini düşürür. Karlılık oranları da bu durumdan olumsuz etkilenir. Karlılık azalışları işletmeleri maliyet azaltma yoluna iter. Bu konuda akla ilk gelen istihdamın azaltılması olur. İşçi çıkarımları artar ve genel ekonomi içinde olumsuz koşullar ortaya çıkar. Gelir seviyesi düşen kişilerin hane halklarının tasarruf yapması zorlaşır ve işletmelerin ürettiği ürün veya hizmetleri olan talep de azalır. Bütün bu akış düşünüldüğünde krizlerin işletmeler üzerinde aslında bir kısır döngü yarattığı söylenebilir. Sonuçta işletme başarısızlıkları ortaya çıkması olasıdır. Gelin şimdi de bu olası durumu anlamak için işletme başarısızlıkları konusunu ele alalım. İşletmeler uzun yıllar devam edecek bir faaliyet süreci planlarken beklenmedik bir şekilde faaliyetlerini durdurmak veya son vermek zorunda kalabilirler. Başlangıçta hedef olarak konulan faaliyetleri gerçekleştirememek başarısızlık olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle finansal yükümlülüklerini yerine getirememeleri işletmeleri iflasa ve tasfiyeye itebilir. Geçici olarak yaşanan problemlerin kalıcı hale gelmesi durumunda iflas süreci yaşanabilir. Genel olarak işletmelerin karşılaştığı başarısızlık türleri negatif ya da düşük kâr seviyesi, işletmenin teknik açıdan likiditesini kaybetmesi yani teknik başarısızlık ve işletmenin iflas etmesi şeklinde sıralanabilir. İşletmelerin başarısızlık nedenleri işletme içi ve işletme dışı nedenler olarak ikiye ayrılır. İşletme içi nedenler özellikle proje ve yatırım aşamasıyla işletme döneminde ortaya çıkabilir. Özellikle kuruluş sürecinde yapılan hatalar, yanlış yatırım kararları, hatalı süreçler ve politikalar işletmeleri derinden etkileyebilir. Faaliyetlerine devam eden işletmelerde ise yönetim hataları, kaybedilen pazar payları, yetenekli elemanları işletmede tutamama, satış ve kredi koşullarında yaşanan aksaklıklar işletmeleri başarısızlığa yaklaştırır. Ayrıca işletmenin dış çevresinde gerçekleşen doğal belirsizlikler, siyasi değişimler, yasal çerçevede ortaya çıkan ve işletmeyi olumsuz etkileyen süreçler de başarısızlık nedenleri arasında sayılabilir. İşletmelerin başarısızlıklarını tahmin etmek için çeşitli modellerden yararlanılır. Bu modellerden ilk grup, yayınlanan işletme verilerinden hareketle karar vericinin yorumuna gerek duymadan işletme başarısızlığını tahmine dayanır. İkinci gruptaki modeller işletmenin muhasebe verilerini değerlendirme esasına dayanır ve karar vericinin yorumunu ön plana taşır. Üçüncü grupta yer alan modeller ise bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak geliştirilen yaklaşımları içerir. Bu model ve yaklaşımlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi ders kitaplarında bulabilirsiniz. Şimdi son olarak başarısızlık durumunda işletmenin finansal durumunu güçlendirmek için alınabilecek önlemlere değinelim. Başarısızlık yaşayan işletmelerin finansal durumunu güçlendirmek için farklı önlemler söz konusudur. Burada işletmelerin iflas veya tasfiye sürecine girmesi değil, faaliyetlerine verimli bir şekilde devam edebilmeleri amaçlanır. Öncelikle ilk önlem borç ödeme konusunda yaşanan sorunlar için kısa vadeli borçların uzun vadeli borç haline dönüştürülebilmesi yani konsolidasyon diğer bir ifadeyle vadelerin uzatılmasıdır. İşletmenin borç ödeme gücünü kazanması alacaklılar için de olumlu bir durumdur. Bu kapsamda borçlar için yeni ödeme planları yani refinansman oluşturulabilir. Alacaklılarla sürekli görüşülmesiyle gerek sur yoluyla vazgeçmeleri, gerekse bir komite kurmaları istenebilir. Özellikle işletme borçlarının zamana yayılı olarak ödenebilmesi konusunda Concordato süreci 2018 yılından sonra birçok işletme tarafından kullanılan bir önlemdir. İşletmelerin sermaye yapısının güçlendirilmesi veya değiştirilmesi de başvurulabilecek diğer yöntemdir. İşletme varlıklarının yeniden değerlenmesi, maddi duran varlıkların satılarak uzun vadeli olarak kiralanması, finansal duran varlıkların kısmen veya tümüyle paraya çevrilmesi, borçların menkul değer haline dönüştürülmesi de işletmenin nakit mevcudunu artırma amacıyla yapabileceği işlemlerdir. Ayrıca işletmelerin hukuksal yapısının değiştirilmesi, bir başka işletme ile birleşilmesi veya satılması da söz konusu olabilir. Bu ve benzeri önlemler sonuç vermiyorsa, işletmeler istemeyerek de olsa tasfiye sürecine girebilir. Yapılabilecek tüm çabalara karşılık işletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi imkansız hale gelmişse işletmenin tasfiyesi gündeme gelir. Evet arkadaşlar bu programda finansal kriz kavramı ve türleri, krizlerin işletmeler üzerindeki etkileri, işletme başarısızlıkları ve işletmenin finansal durumunun güçlendirmek için alınabilecek önlemler konularını ele aldık. Böylece finansal yönetim 2 dersiyle ilgili program dizisinin 7.sinin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.